Herkese selamlar. Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Hülya Meral. Knorr'la Ramazan boyunca nefis lezzetleri ortaya çıkartmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere yine çok leziz, pratik, aynı zamanda da ekonomik bir lezzet hazırlayacağız. Patates ve bal kabağıyla ve süzme yoğurdu da kullanarak şahane bir lezzet ortaya çıkartacağız. Knorr'un ben bugün toz kırmızı biberini, pul biberini, kekiğini, nanesini ve karabiberini kullanacağım. Hadi isterseniz şöyle bir malzemelerimize bakalım neler varmış diye. Knorr'un yeni nesil baharat serisi var, bal kabağımız var, patatesimiz var, sıvı yağımız var, kızartacağız çünkü, güzel bir süzme yoğurdum var, taze kekiğim var, kuru kekiği ben hani içine kullanacağım ama üzerine de şöyle süslemek için taze kekik güzel olur diye düşündüm. Atom biberim var, bunu en son aşamada ekleyeceğim ve tabii ki tuzum var. Hadi isterseniz yapmaya başlayalım. Önce ocağımın altını açıyorum. Patateslerimi soyarak başlayacağım ve patatesi dilimlerken de şöyle bir aparat kullanacağım. Bunu siz Migros'tan da ve pek çok yerden de yine bulabilirsiniz. Patatesleri soyarken bir de şöyle tavaya sıvı yağ ekliyorum ki o orada kızarken ben de patatesimi ve bal kabağımı hazırlayayım. Son patatesimi de soyuyorum. Şimdi artık aparatımla şekil verme aşamasına geçeceğim. Bu aparat çok eğlenceli. Hem siz doğrarken çok keyifli oluyor. Hem de böyle hani çocuklar patatesi falan seviyorlar ya daha eğlenceli bir şekil vermiş oluyoruz. Daha farklı bir şekil vermiş oluyoruz. Çocukların da çok hoşuna gidiyor. Mesela bazı çocuklar da bal kabağını falan yemiyorlar. Bal kabağını da bu aparatla güzel şekil vererek kullanabilirsiniz. Patateslerimi soydum. Şöyle bakın uzunlamasına, enine kestim ve şimdi aparatımla şu şekilde tırtık tırtık yaparak ilerliyorum. Aynı işlemi diğer patateslerime de uygulayacağım. Yağım kızdı şimdi ben böyle tırtık tırtık yaptım patateslerimi. Atıyorum. Patateslerim kızarmaya devam ederken ben de hemen kenardaki bal kabaklarımı alıyorum. Bal kabağını da yine şöyle dışını soyabilirsiniz ama kalınsa yine bunu da böyle bıçak yardımıyla dış tarafını ayırabilirsiniz. Bal kabağını turuncu seçerseniz daha tatlı, daha güzel bir lezzet veriyor. Biraz böyle rengi açık olduğu zaman daha soft bir lezzeti var. Ekim ayında çıkıyor biliyorsunuz bal kabağı. O mevsimde tam böyle güzel hali oluyor. Artık sonlara doğru biraz daha açık renkleri kalıyor marketlerde. Doğrarken de elinizi kesmemeye dikkat edin. Çünkü dış yüzeyi oldukça kalın. Şimdi bal kabağımın da dışını aldım. Yine aynı aparatımı kullanarak tırtıklı bir şekil vereceğim. Önce şöyle kalın dilimlere ayırıyorum. Bu ayırdığım dilimleri de yine böyle uzunlamasına aparatımla tırtık tırtık hale getiriyorum. Çok ince kesmemeye özen gösterin. İnce kestiğiniz zaman kızartırken ve tavadan alırken parçalanıp dağılabiliyor. Biraz hafif kalın bırakmakta fayda var. Patatesim de burada kızarmaya devam ediyor. Bir tarafı kızardıktan sonra diğer taraflarını çevireceğim. Bakın böyle minik minik yaptığınızda da yine çocukların çok seveceği renkli şekiller haline gelebilir. Patateslerim de kızarmaya devam ediyor. Bir yüzlerini çeviriyorum bu şekilde. Patateslerimiz de çıtır çıtır oldu. Şöyle bir kağıt havlu serdiğim tabağıma patateslerimi de kızaranlarını ufak ufak şöyle alacağım. Fazla yağ çekmesini engellemiş olacağım. Çok ince keserseniz dediğim gibi bu da bal kabağı gibi
parçalanabiliyor. Biraz hafif kalın bırakmakta fayda var. Patateslerim çıtır çıtır oldu. Ve patateslerimi kağıt havlunun üzerine aldım. Şimdi de hemen bal kabaklarımı atıyorum. Bal kabağı patatese göre biraz daha hızlı kızaracak. O yüzden dikkatli çevirmenizde fayda var. Bal kabaklarım da neredeyse kızardı. Artık son aşamasında onları almadan önce atom biberlerimi de şöyle kenarına atıyorum. Bunları da böyle yakmadan alacağım. Tekrar bal kabaklarını da kağıt havlumun üzerine alacağım. Bal kabağının şahane bir tarafı var. Patates gibi çok yağ çekmiyor. Kullandığınız yağ neredeyse tamamı tavada kalmış oluyor. Öyle bir avantajı var. Biberlerimi çeviriyorum yakmadan. Ve biberlerimi de bal kabaklarını da aldım. Şimdi artık tabaklamaya geçiyorum. Sıra geldi knor baharatlarının güzel sihirli dokunuşuna. Kızartmalarımı yaptım. Şöyle derin bir kaseye alıyorum. Önce bütün kızartmalarımı. Biber hariç. Biberleri en üstüne kullanacağım süslemek için. Gördüğünüz gibi yağını kağıt havluya bıraktı kızartmaları. Kızartmalarımı koydum. Şimdi Knorr'un yeni nesil baharat serisinden baharatlarımı eklemeye başlıyorum. Birazcık şöyle kuru nane koyacağım. Siz damak tadınıza göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. En sevdiğiniz baharatı mesela arttırabilirsiniz burada. Pul biber koyuyorum. Birazcık şöyle toz biberim var. Ben bunu çok seviyorum mesela. Bu toz biberi tuzlu kurabiyelerinizde de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir koku ve lezzet de veriyor. Tabii ki kekik olmazsa olmazı bu tarz şeylerin, kızartmaların. Yine birazcık da şöyle kekik döküyorum. Dediğim gibi sevdiğiniz baharatları bol kepçe kullanın. Sadece karabiberi kullanırken birazcık dikkatli olun. Knorr'un bu baharat serisi minik minik tatlı paketlerde. Çok şeker duruyor. Karabiberimi de ekledim. En son tabii ki biraz da tuz ekliyorum. Bal kabağının o tatlılığıyla tuzun da tabii lezzeti birleşince, diğer baharatlarla birleşince de şahane bir şey olacak. Şimdi kasemi şöyle şöyle çeviriyorum. Bakın bütün baharatlar kızartmalarımla bir araya geliyor. Böyle çeviremezseniz de şöyle bir maşa yardımıyla nazik bir şekilde kızartmalarımı böyle kırmadan, bölmeden yaptıktan sonra artık tabağıma alabilirim bütün lezzetlerimi. Baharatlarım hazır. Şöyle süzme yoğurdumu alıyorum. Tabaklama yapacağım tabağımı önüme aldım. Süzme yoğurda birazcık tuz ekleyeceğim. Birazcık da şöyle taze kekiğim vardı kenarda hatırlarsanız. Ondan şöyle kopartacağım, içine atacağım birazcık. Çok yoğun kullanmayın ki hani kekik baskın olmasın. Ama tabii seviyorsanız kullanabilirsiniz. İstediğiniz başka bir baharat varsa yine onu da katabilirsiniz içine. Ben mesela bazen kereviz de rendeliyorum bu alt tabanına, süzme yoğurdun içerisine. O da güzel bir lezzet katıyor. Bunu şimdi karıştıracağım. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz ama ben süzme yoğurdun o kıvamını ve kremamsı tadını çok seviyorum. Ve tabakta da güzel duruyor. Normal yoğurt koyduğunuzda böyle tabakta sulanabiliyor, kendini bırakıyor yoğurt. Ama süzme yoğurtta tam istediğimiz formu yakalıyor. Üzerine kızartmaları daha şık bir şekilde koyabiliyoruz. Evet, tuzumu ve kekiğimi süzme yoğurduma ekledim. Şimdi servis tabağıma şöyle koyuyorum. Önce ortasına koyuyorum, sonra şöyle kenarından yayacağım. Tabağımın ortasına süzme yoğurdu koymuştum. Şimdi kaşığı ve tabağı çevirerek şöyle
ilerliyorum. Tabana yayıyorum süzme yoğurdumu. Kızartmaları ortasına koyacağım. Kenarlarını şöyle hafif kabarık kabarık bırakırsanız daha güzel duruyor tabakta. Ortasını çukur yaptım ve kızartmalarımı ortasına zarif bir şekilde yerleştiriyorum. Patateslerim ve bal kabaklarımın böyle dağılmamasına dikkat ederek, parçalanmamasına dikkat ederek sırayla koyuyorum. Ve dizdim kızartmalarımı. Hani şöyle bir atom biber kızartmıştık ya, bakın gördüğünüz gibi mis gibi kızardı ama bunu yerken lütfen dikkatli olun. Acı eşiğiniz düşükse birazcık böyle can yakabilir, diliniz yanabilir ve havalara uçabilirsiniz. Şöyle biberlerimi de rastgele birkaç yanına şöyle yerleştiriyorum. En son dokunuşta şöyle, hani renklerimiz böyle turuncu, kırmızı falan ya, yeşille, kekikle şöyle üstünden birkaç parça yine kekik bırakıyorum. Ramazan sofralarınızı çok güzel böyle renklendirecek, zarif, yemesi güzel, pratik, doyurucu, lezzetli ve en önemlisi de cep yakmayan bir tarif oluyor bu. Çok az malzemeyle gördüğünüz gibi böyle renkli, hem yetişkinlerin hem çocukların çok sevebileceği, severek tüketebileceği şahane bir tabak ortaya çıkmış oldu. Ve tabağımız hazır. Bakın böyle tablo gibi bir şey çıkarttık ortaya. Ramazan'da şahane iftar sofraları için Knorr'un ürünleriyle en leziz tariflerimizle sizlerle birlikteydik. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.
Kınarla, bal kabağı ve patatesle çok şahane bir kızartma tabağı hazırladık. Siz de Ramazan boyunca takipleri... Sadece bu videoluk konuşuyoruz. Tamam, ama tamam. Kınarla, pratik, lezzetli... Video izlemek için aşağıdaki linke tıklayın. Aynen, buyurun. Kınarla, bal kabağı ve patates kullanarak şahane bir kızartma tabağı ortaya çıkarttık. Video izlemek için aşağıdaki linke tıklamayı unutmayın. Oldu mu?